Şehre dönerek hükümdara durumu anlattım. Yardımınıza ihtiyacım var. Bana 20 tane gemiyle 3000 tane gemici gerekiyor dedim. Hükümdar isteğimi hemen kabul etti. Amiralin komutasında gemiler yola koyulmadan önce kıyıya gittim. Dalgaların yardımıyla kıyıya bir hayli yaklaşmıştı. Gemicilerin yanlarında kalın teller vardı. Üstümdekileri yeniden çıkarıp denize girdim. Sığ su boyunca yürüdüm. Kayaya 100 metre kadar yaklaştığımda deniz irileşti. Yüzmeye başladım. Gemiler beni izliyorlardı. Kayaya iyice yaklaştığımda gemiciler bana kalın teli attılar ve ben de bu telin ucunu kayığın önündeki deliğe geçirip iyice bağladım. Bunları yaparken bütün gücümü kullanıyordum. Ama su öyle derindi ki bu yüzden rahat hareket edemiyordum. İşin içinden çıkamayacağımı anlayınca yüzmeye başladım. Bir yandan da kıyıya itiyordum. Deniz sığlaşınca ayağımı yere bastım. Sular çenemin hizasındaydı. Önce 1-2 dakika dinlendim. Sonra yeniden kıyıya itmeye başladım. Büyük bir güçle bir süre daha ilerledim. Sular koltuk altıma kadar geliyordu. Artık rahatça yürüyebilirdim. Ve işin en zor kısmını atlatmıştım. Yanımdaki telin bir ucunu kayıktaki deliğe, diğer ucunu da gemilere sıkıca bağladım. Sonunda limana vardığımızda birçok şaşkın insan kıyıda toplanmış merakla bizi bekliyordu. Şimdiye kadar hiç bu kadar büyük bir kayık görmemişlerdi. Öyle şaşkın bakıyorlardı ki içimden onların bu haline gülmek geldi. Sevinçle hükümdarın yanına gittim ve ona "Bana uğurlu geldiniz, şansım açıldı. Artık alemin yanına dönebilirim." dedim. Hükümdarın emriyle Bilafak sulular gereksinim duyduğum her şeyi bana verdiler. Uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Büyük bir sevinçle işe koyulmuş, sevinçle çalışıyordum. O sırada aklıma Lilipat'ın hükümdarı geldi. Acaba orada neler oluyordu? Lilipatlılar ne yapıyorlardı? Oradan ayrıldığımdan beri hiç haber alamamıştım. Meğer neler olmuş da benim haberim yokmuş. Lilipat'ın hükümdarı benim ortalıktan kaybolduğumu anlayınca başta hiç kuşkulanmamış saraylılara. Benden izin aldı. Birkaç günlüğüne Bilafak suya gitmiş olacak. Nasıl olsa birkaç güne kadar gelir demiş. Aradan haftalar geçmiş. Bakmış ki ne gelen var ne giden. Hükümdar endişelenmeye başlamış. Bunun üzerine bakanları toplamış ve konuşmuşlar. Sonunda Bilafak suya bir elçi yollamaya karar vermişler. Elçi Bilafak suya gelerek hakkımdaki suçlamaları hükümdara bildirmiş. Bilafak su hükümdarı Lilipat'ın hükümdarının cezamı azalttığını söylemiş. Benim adaletten kaçtığımı ve 2 saat içinde Lilipat'a dönmezsem bana verilen nişanın da geri alınacağını söylemiş. Bilafax hükümdarına iki ülke arasındaki dostluktan söz etmeyi de unutmamış. Elçi Bilafax hükümdarına sürekli olarak kardeş Bilafax hükümdarı diyormuş. İçimden demek şimdi kardeş oldular dedim. Hükümdardan ellerimin bağlanarak Lilipat'a gönderilmemi emretmesini istemişler. Benim bir hain olarak cezalandırılacağımı söylemiş. Bilafax hükümdarı 3 gün boyunca durumu bakanlarıyla görüşmüş. Sonunda verdikleri kararı Lilipat hükümdarına bildirmişler. Size üzülerek dev adamı geri göndermeyeceğimizi bildiriyorum. Onun ellerini bağlama kararınızı şiddetle kınıyorum. Bizim filomuzu ele geçirdiği ve size getirdiği doğrudur. Ancak bize yaptığı yardım da azımsanacak gibi değildir. Sizinle barış anlaşması yapmamıza çok büyük yararı dokunmuştur. Hem artık Lilipat hükümdarının kaygılanmasına gerek kalmadı. Dev adam görülmemiş büyüklükte bir kayık buldu ve onu onarmakla uğraşıyor. 2 hafta içinde memleketine dönecek. Böylece hepimiz bu katlanması güç beladan kurtulmuş olacağız. Hükümdarın anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra bana yaptığı iyiliklerden dolayı kendisine çok şey borçlu olduğumu söyledim. Ancak artık hiç kimseye, hele bakanlara hiç güvenim kalmamıştı. Hükümdara izin verirse gitmek istediğimi söyledim. Hükümdar düşüncemden hoşlanmıştı. Bakanlar da oldukça rahatlamış gibiydiler. Artık işe daha büyük bir hızla sarılmıştım. Herkesin gitmem için sabırsızlandığını fark ediyordum. Ellerinden gelen hiçbir yardımı esirgemiyor, bütün güçleriyle bana yardım ediyorlardı. Harcanan büyük çabadan sonra hemen hemen her şey yoluna girmişti. 500 tane ineği keserek bunların yağını çıkardım ve teknemi yağladım. Bilafak sudaki en büyük ağacı keserek bundan dümen yaptım. Hükümdarın marangozları, gemi yapım ustaları ve Bilafak su halkı bana çok yardım ettiler. Tekneme 100 tane sığır, 300 tane koyun yerleştirdim. Yeterince içki, ekmek ve et de aldım. Bu arada teknede beslemek üzere
6 inekle 2 öküzü de tekneye yerleştirdim. Blafaksu halkı, hükümdar ve saraylılar kıyıya toplanmıştı. Onların iyi niyetli dilekleri arasında akşam olmak üzereyken yolculuğa çıktım. Sık sık cebimdeki pusulayı çıkarıyor ve yönümü buluyordum. Ertesi gün öğleden sonra uzaklarda bir yelkenli gemi gördüm. Güneydoğu'ya doğru yol alıyordu. Bense doğuya doğru gidiyordum. Yelkenliye el salladım ama beni görmediler. Yarım saat sonra yelkenliler top atışı yaparak beni gördüklerini belli ettiler. Sevinçten nefesim kesilmişti. Bir an için öleceğimi sandım. Hele gemim bizim ülkenin bayrağını taşıdığını görünce çocuklar gibi sıçramaya başladım. İneklerle öküzlerimi cebime koyarak yelkenlinin güvertesine çıktım. O gün Eylül'ün 26'sıydı. Bu bir İngiliz gemisiymiş. Japonya seferinden dönüyormuş. Kaptanı çok iyi ve anlayışlı bir adamdı. Gemide toplam 50 kişi vardı. Yolculuk olaysız geçti ve 13 Nisan günü İngiltere'ye vardık. Yolculuk sırasında benim minik hayvanlarımdan birini fareler yiyivermişti. Kalan hayvanlarımı bir zarar görmeden karaya çıkarmayı başardım. İngiltere'de kaldığım kısa zaman içinde inekleri ve öküzleri halka göstererek oldukça fazla para kazandım. Sonunda onları 600 İngiliz lirasına satarak ikinci gezime hazırlanmaya başladım. Evimde ailemin yanında 2 ay kadar kalmıştım. Ancak fazla duramayacağımı anlamıştım. Yabancı ülkeleri gezmek, görmek istiyordum. Sonunda dayanamadım ve bir sabah karımla çocuklarıma veda ettim. Görseniz, o kadar çok ağladılar ki yanlarından ayrılmamı hiç istemiyorlardı. Ancak ben gitmeyi kafama koymuştum. Macera adlı bir gemi limanda beni bekliyordu. Bu 300 tonluk bir tüccar gemisiydi. Hindistan'a gidecekti. Sıcak bir günde demir alarak Hindistan'a doğru denize açıldık. Yolculuğumuz uzun bir süre sorunsuz geçti. Ancak rahatlığımız uzun sürmedi. Gemimiz denizde çalkalanıp duruyordu. Yağmurlar kesildiğinde kuzeye doğru yol almaya başladık. Havanın çok sıcak olduğu güneşli bir gün rüzgar tatlı tatlı esiyordu. Birden gözcünün bağırdığını duyduk. Uzaktan kara görünmüştü. Karaya ancak ertesi gün çıkabilecektik. Karaya ayak bastığımda çevreyi şöyle bir dolaştım. Ancak ne bir nehir, ne dere, ne pınar, hiçbir su kaynağına rastlamadık. Ortalıkta canlı yaratık yaşadığına dair hiçbir iz yoktu. Az ileride görünen küçük bir tepeye çıktım. Buradan deniz, burun, koy görünüyordu. Aşağıya doğru baktığımda koyda bizim tayfaların panik içinde kayıya bindiklerini gördüm. Kayıya biner binmez aceleyle kürekleri asıldılar ve telaş içinde gemiye doğru gittiler. Tam onlara durmaları için bağıracakken birden dev gibi bir adam onların ardından denize daldığını gördüm. Dev adam koca bacaklarını açarak yürüyordu. Su ancak dizlerine geliyordu. Bunları öyle genişti ki neyse ki bizim tayfalar çabuk davranmışlar. Devle aralarına 2 kilometre kadar bir uzaklık sağlayabilmişlerdi. Hızla ilk gittiğim yöne doğru koşmaya başladım. Karşıma önce dik bir tepe çıktı. Tepeyi büyük bir güçlükle soluk soluğa tırmandım. Tepenin üstünden çevreyi daha iyi görebiliyordum. Çevreyi iyice inceledikten sonra ana yola doğru yürümeye başladım. Gittiğim yol çok geniş olduğu için ana yol diyordum. Gerçekte burası buğday tarlaları arasından geçen bir keçi yoluymuş. Diğer tarlaya geçebilmek için bir aralık aramaya başladım. Gittiğim yol çok geniş olduğu için ana yol diyordum. Gerçekte burası buğday tarlaları arasından geçen bir keçi yoluymuş. Diğer tarlaya geçebilmek için bir aralık aramaya başladım. Bu sırada diğer tarlada o koca devlerden birini görmeyeyim mi? Dev bizim tayfaları kovalayan adam boyundaydı. O kadar uzundu ki en az 15 metre vardı. Önce gök gürlemesi sandığım sesin gerçekte devin sesi olduğunu anladım. Dev diğer devlere sesleniyordu. Ses her yerde yayılırken kendisi kadar büyük, koca, 7 canavar görüldü. Hepsinin elinde çengeller vardı. Doğrusu çengeller de çok büyüktü. Biraz söyleştiler. Sonra ilk gördüğüm devin bir şeyler söylemesi üzerine diğer saklandığım tarlaya geldiler. Ekinleri toplamaya başladılar. Derken mısır toplayan adamların sesini duydum. Adamlar tahminime göre 100 metre kadar gerideydiler. Ruhuma büyük bir umutsuzluk çökmüştü. Bu duygu korku ve yorgunlukla besleniyordu. Birden yığılıp kaldım. Artık ölmek istiyordum. Evimden çok uzaklarda bitkin bir haldeydim. Aklıma yine zavallı karım ve çocuklarım geldi. Masum çocuklarım babasız kalacaklardı. Korkunç bir üzüntü yüreğime saplandı. Ben böyle oturup çaresizliğimi düşünürken işçilerden biri yanıma kadar geldi.
aramızda 10 metre kadar uzaklık vardı. Birden aklıma korkunç bir şey geldi. Dev bir adım daha atacak olsa beni ezmesi işten bile değildi. Üstelik mısırları biçerken beni de biçmesi olasılığı oldukça yüksekti. O adımı atmak üzereyken korkuyla doğruldum ve var gücümle bağırmaya başladım. Tuhaf ama dev adam birden durdu. Yere doğru baktı. Sesimi duymuş, beni görmüştü. Bir süre hiç kımıldamadı. Beni uzun uzun süzdü. Derken cesaretlendi ve uzanarak beni eline aldı. Beni çok sıkı tutuyordu. Ama onun parmaklarının arasından kayıp yere düşmeyi istemezdim doğrusu. Çünkü düşersem parça parça olabilirdim. Korkudan taş kesilmiş gibi duruyordum. Çiftlik sahibi beni bir güzel inceledi. Sonra eline ufak bir saman çöpü alarak ceketimin ucuna takıp kaldırdı. Ceketi kabuğum sanmışlardı. Birden beni bir masanın üstüne koydu. Beni masanın üstüne koyduğunda hemen ayağa kalktım ve masanın üstünde gezinmeye başladım. Hepsi merakla masaya iyice yaklaştılar. Hareketlerimi yakından görmek istiyorlardı. Dost olduğumu göstermek için şapkamı çıkararak çiftlik sahibinin önünde eğildim ve selam verdim. Çiftlik sahibi benim de kendileri gibi bir insan olduğuma inanmıştı. Sürekli olarak bana bir şeyler anlatıyordu. İşçilerine, işlerinin başlarına dönmelerini söyledi ve cebinden büyük beyaz bir mendil çıkararak avucuna yaydı. Bana mendilin içine girmemi işaret etti. Avucu çok yüksek olmadığı için içine rahatça girdim. Beni böyle evine götürdü ve karısını çağırıp beni gösterdi. Kadın beni görür görmez bir çığlık basarak kaçtı. Tüm bunlar olurken saat öğlenin 12'si olmuştu. Yemek zamanı gelmişti. Uşaklardan biri masayı hazırlamaya başladı. Sonunda masa çeşit çeşit yiyeceklerle donanmıştı. Uşakların çapı neredeyse 8 metreydi. Hepsinin içinde çeşit çeşit etler vardı. Dev adamın karısı küçük bir parça et kesti ve ekmekten de bir lokma koparıp önüme koydu. Et çok lezzetli ve hoş kokuluydu. O sırada dev adamın oğlu elini uzattı ve beni bacaklarımdan kavradığı gibi havaya kaldırdı. Öyle yükseğe kaldırmıştı ki korkudan titremeye başladım. Neyse ki babası hemen imdadıma koştu ve beni zalim oğlunun elinden kurtardı. Ancak bu defa da başka bir korku kapladı içimi. Şimdi bu oğlan bana kim besleyecek? İlk fırsatta bir kötülük yapacaktı. Bu korkularımdan olacak ki diz çöktüm. Dev adama oğlunu bağışlaması için yalvardım. Dev adam bu davranışımdan hoşlanmış olacak oğlunu masaya çağırdı. Çocuk hemen gelip yerine oturdu. Koştum. Oğlanın elini öptüm. Babası bu davranışımı çok beğendi. Oğluna sırtımı okşayabileceğini söyledi. Yemekten sonra dev adam tarlaya gitmek üzere yerinden kalktı. Yüksek sesle bağırarak karısına bir şeyler anlatıyordu. Ondan bana göz kulak olmasını istiyordu. Çok yorulmuştum ve gözümden uyku akıyordu. Kadın bunu anlamış olacak ki beni alıp yatağa götürdü ve yatırdı. Üzerime beyaz bir mendil serdi. Çok rahatlamıştım. 2 saat kadar uyudum.